Sevgili dostlarım hepinize Merhaba ben başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda e, altın konusunu inceleyeceğiz altın onsta ve gram altında bizler için önemli olan seviyeleri hep birlikte e, yorumlamaya çalışacağız altın onsta bizler için Arkadaşlar bu hafta takip etmemiz gereken e, en önemli konulardan birisi altın olsun e, 1825 seviyesi üzerinde tutunup tutunmaması şeklindeki hareketleri olacak. Ons tarafından baktığımız zaman 1825 seviyesi bizler için e, altın onsta en önemli seviyelerden biri şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şuradaki 1825 seviyesi altın onsta çok önemli dikkat diyoruz. E, bunların neticesinde Covid-19 ile ilgili gelişmeler gene dünya gündemi ve dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Bir taraftan aşı haberleri ve diğer taraftan da bu aşı haberlerinde e, yalanlama yönündeki haberler altın onsta kararsız bir tutum sergileme yönünde hareketlerinde gelişmesine sebebiyet vermekte e, ABD, Çin ve Almanya tarafından aşıyla ilgili yapılan açıklamalarda aşının en kısa e, bulunabileceği halk tarafına uygulanabileceği zaman dilimi 2020 sonları ve 2011 ayı başları gibi verilen demeçlerden bunu anlayabiliyoruz biliyoruz demek ki aşı tarafında da arkadaşlar 2020 sonu ve 2011 başlarına doğru bir önemli gelişme halkı aşılama yönünde gelişmeler yaşanacak gibi e, tabi bütün bunlar aşı tarafında gene deneklere uygulanan yan etkilerin nasıl gelişeceği yönündeki etmenlere de bağlı. Biliyorsunuz İngiltere tarafında bir denekteki oldukça başarılı olan bir aşının denek üzerindeki denemelerinde yan etkiler hasta tarafından görülünce bu aşının da çalışması durdurulmuş ve e, bu yan etkinin neden kaynaklandığı araştırılmaya başlanmıştı. E, bütün bunların neticesinde arkadaşlar Kasım'da ABD'de olacak seçim gene altın tarafını etkileyecek e, çünkü Trump'ın dolar tarafını güçlü tutma isteği devam edebilir Kasım ayına kadar Ekim sürecinde de altında bir duranlık yaşayabiliriz. E, teknik olarak gene altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi 1825 şuradaki 1825 üzerinde ee, bakın burası çok önemli 1825 bizim olmazsa olmaz ee, altın ons'ta takip etmemiz gereken bir seviye altın ons bu seviye altına inmezse arkadaşlar bu seviyenin altında bir kapanış görmediği müddetçe daha aşağılara doğru bir yön beklememiz şimdilik gereksiz diye düşünmekteyim ben. Hem de bunu yaptığımız Elliot çalışmasında da 1860-1825 aralığına son videomuzda gene dikkat çekmiştik. O yüzden 1860 ve 1825 aralığı 1825 seviyesi kırılmadığı, aşağı yönlü kırılmadığı ve kapanış olmadığı müddetçe altın ons buradan yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir arkadaşlar 1825 üzerinde gene günlüklerde takip etmeniz gereken 1869 kapanışı e, ONS tarafında önemli olacaktır arkadaşlar yükselişin tekrardan iğmelenip yukarı yönlü hızlanabilmesi için 1825 aşağıda olmazsa olmaz kırılmaması gereken seviyemiz onun üzerinde 1869 günlükte takip etmemiz gereken önemli seviyemiz yükselişlerin tekrardan yukarı yönlü devam edebilmesi için bu hafta takipte kalmamız gereken önemli seviyelerimiz şeklinde görülmekte. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1825 bizler için ee, ne dedik? 2000 Elliot çalışmamıza göre 2073 seviyesinden aşağı yönlü bu hareket 1860-1825 aralığına doğru e, düzeltmenin bitebileceği alan olarak bizim Elliot çalışmamızda tahmin ettiğimiz e, bir mesafe olarak gözükmekte. Bizlerin hareketin devamı 1825-1860 aralığından tahminimiz tekrardan 1978 seviyesine doğru uzayacağı yönünde. O yüzden 1825 seviyesi kırılmadığı müddetçe yukarıdaki 1978 öngörümüz hala önemini korumakta. 1825 üzerinde kaldıkça 1978 seviyesi altın onsta bizler için takip etmemiz gereken en önemli seviye olarak hala e, önemini korumakta. Daha uzun bazda gene aşağıda arkadaşlar 1826 altında e, 1795 şurada bir 1795 seviyesinde bir destek bölgemiz mevcut. 1795 e, destek seviyesi de e, gene altın onsu diri tutacaktır. Ve orada da gene hedef 1925 ve 1925 üzerinde kalındıkça da arkadaşlar 1978 ve 2073 tepesine doğru altın hareketlerin tekrardan yukarı ivmelenmesini sağlayacak önemli rakamlar olarak gözükmekte. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla e, buralara kadar satış yapmamış olan arkadaşlar için e, buralar 1825 kırılmadığı mütece panik yapılacak yerler e, olarak gözükmemekte arkadaşlar e, çünkü 1825 kırılmadıkça panik yapıp e, satışa girmeyin 30-35 dolarlık alan için e, tekrardan altın buradan inmelenirse e, yukarı yönlü çıkışında e, daha çok zarara girersiniz arkadaşlar o yüzden sabırla beklemek altın onsta ve altın tarafında şu an için daha hayırlı çünkü dünya ekonomilerinde Gözde görülür yukarı yönlü faizlerde bir artış görülmediği müddetçe ee, ve Covid 19 ile ilgili e, salgınla ilgili bütün dünya çapında hastalığın 30 milyon kişiye kadar ulaştığı özellikle de kış ayının çok riskli geçeceği bugünlerde bugünlerde e, altın tarafında çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar stokastik indikatörümüze baktığımız zaman da şurada aşağıdaki stokastik indikatörümüze saatlikte görüyorsunuz arkadaşlar e, indikatör yukarı yönlü kırılmış bir vaziyette e, bu da bize saatliklerde e, altın tarafında bir yukarı imelenme tarafının başladığını e, göstermekte onun için e, şu an 1825 kırılmadığı müddetçe ons tarafında verdiğim rakamlar takibinizde olsun arkadaşlar 1825 üzeri 1978 ilk etapta altın onsta takip etmemiz gereken önemli seviye olarak gözükmekte çok da tekrar girmeyelim hemen gram altına bakalım gram altında bizler için önemli olacak seviyeler gram altın tarafına da baktığımız zaman 459 seviyesinden gram altında bir kapanış gördük arkadaşlar Gram altında da gene saatlik bazda indikatörümüze stokastik indikatörümüze baktığımız zaman orada da yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti ee, Bu da bize 461 seviyesini bu hafta itibariyle önemli bir seviye olarak göstermekte Şuradaki 461 direnç seviyesi bu hafta bizler için önemli olacak bir yer arkadaşlar Eğer ki 461 üzerine gram altında atabilir buralarda günlük kapanışlara başlayabilirse gram altında da tekrardan 471'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir 461 altında hareketlerde gene arkadaşlar 455 destek noktası ve onun altında da. Bizler için e, önemli olacak bir destek seviyesi de 451 destekleri olumsuz durumda takipte kalınması gerekecek e, destek noktaları olarak gözükmekte. Haftalık bazda gene baktığımız zaman kapanışın e, günlükte 461 seviyesi üzerinde bir kapanış görseydik arkadaşlar altın gram tarafında, daha net konuşabilirdik. Fakat buna çok yakın 459 seviyesinden bir kapanış geldi. Bu hafta gene gram altın tarafında dikkatli olmakta fayda var ve 461 seviyesi üzerindeki günlük kapanışların olup olamayacağı gram altında da takipimizde olacak. DAX kuvvetli. DAX kuvvetli olduğu bir teçhçe dolar tarafı da kuvvetli olacaktır. O yüzden gram altında da hareketlerde 461 seviyesi Önemli günlük kapanışlarda takipimizde olacak seviye üzerinde kapanışlar başlayabilirse dediğim gibi 471 seviyesine doğru gram altında yukarı hareketler görmemiz mümkün. 461 altında kaldıkça gram altında stres olur ve 455 451li seviyelere doğru tekrardan hareketler görülebilir arkadaşlar. Daha orta bazda 448 yine destek noktası olarak gram altında görülmekte. Fakat bizler için ilk etapta takipte kalmamız gerekecek bu hafta 461 seviyesi üzerinde gram altının tutunup tutunmayacağı yönündeki hareketlerini takip etmemiz olacak ve bize de bu konuda yön verecek olan rakam 461 rakamıdır. Bu rakamı iyi takipte kalalım arkadaşlar hep birlikte. Ee, bakalım bu rakam yukarı yönlü kırılabilecek mi? Bu rakamın kırılmasıyla birlikte yukarıda e, gene bize 10 TL'lik e, bir yükseliş bekleyecektir diye düşünmekteyim. Saatliklerde indikatör e, yukarı yolu, yönlü kırıldı. E, bu bir yukarı yönlü hareket sinyalidir. 4 saatlikte gene e, indikatörümüz yukarıya bir al sinyali verdi. Fakat e, zayıf bir sinyal. Daha günlük bazda indikatörümüze baktığımız zaman şu an için günlük bazdaki indikatörümüzde de herhangi bir toparlanma gözükmemekte. E, fakat e, regresyon kanalına gene baktığımız zaman bir dengelenme arayışı içerisinde olan gram altında e, gözükmekte arkadaşlar. Evet 450 seviyesinde bir denge arayışı 448-450 seviyesi aralığında e, bir denge arayışı içerisinde olan gram altında görmekteyiz. 461 üzerindeki kapanışta da gene gram altını 471'li seviyeye kadar regresyon kanalında bu yükselişin olabileceği yönünde teknik olarak da değerlendirebiliriz. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Önemli seviyelerdir arkadaşlar. Bizlerin son aşıyla ilgili, COVID ile ilgili son gelişmelerde takipimizde olması gerekecek önemli temel haberler arasında olacak yerler diye de düşünebiliriz Evet bugünkü videomuzu fazla da uzatmayalım canınız sıkılmasın. Şu anki itibarla alttaki seviyeler kırılmadığı sürece herhangi bir panik yapmanıza gerek yok diye düşünmekteyim. Fakat alttaki seviye kırılırsa o zaman tekrardan bir teknik analize gireriz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.